Soruşturmanın tamamlanmasının ardından yaklaşık 7 saatte Kürsel Aksel sınıfında tutulan yaklaşık 1000 Altay taraftarı Muğla emlakları altında oralarda sosyal medyada ve diğer mecralarda bir takım spekülatif haberler dolaşıyor. Bunlar hiçbir şey doğru değil. Yani stadyumun dışında herhangi bir hadise vuku gelmedi. Yani taraftarların çatıştığı, başka hadiselerin olduğu, başka yaralıların olduğu vesaire gibi bu haberler tamamı gerçek dışı. Doğru değil. Her iki yaralımızın da tedavi süreci devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Sadece sabah kadar düzeltme olacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor. Rezüveyli Hastanesi başhekimimiz şimdi onlar gibi size tıbbi açıdan bilgiler verecek. Durum bu merkezde. Bunu sizin bilgilerinize sunuyorum. Buyurun hocam. Hastanemizde de bir tane spor dostu taraftarımız şu anda takip etmekteyiz. Kendisine hastanemize gerekli olan her türlü müdahale yapılmıştır. Şu anda durumu stabildir. Fakat tabii ki bir iki gün müşahede altında tutmak zorundayız. Şu anda başka söylemek istediğim bir şey yok. Geçmiş olsun. Yapılması gereken tıbbi müdahale. Her şey yapılması gereken her türlü müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun tüm taraftarlar. Var mı? Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün bu sahada, Gürsel Aksel Stadyumunda Göztepe Altay takımlarımız arasında, İzmir'in iki güzide tarihi geçmiş olan takım arasındaki birincilik maçında
maçının 19. dakikasında maalesef müessif bir hadise yaşandı. Üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan, stadyum tarafından Göztepe taraftarlarına doğru işaret bir şey olduğunu değerlendirdiğimiz bir fişek atıldı. Bunun sonucunda maalesef bir Göztepe taraftarı yaralanmış bulunmakta. Müteakiben olayın olaya müdahale edilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildiği esnada bir Göztepe taraftarının stadyuma atlaması ve daha sonrasında da korner direğini alarak Altay kalecisinin başına vurması şeklinde bir üzücü hadise yaşandı. Biz İzmir'in bu iki güzide takımının tarihi, takımının arasındaki bu İzmir derbisinin aslında İzmir'in geldiği düzeye, Türk sporunun geldiği düzeye uygun bir şekilde seyirci olarak deplasman taraftarının da katılımıyla olmasının uygun olacağını değerlendirmiştik. Bu kararı alıyorken de kulüplerle ve ilgili herkesle istişare ederek bu kararı almıştık. Ancak gelinen noktada üzülerek ifade etmek isterim ki Türk sporunun geldiği noktaya yakışmayan bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ancak bundan bu hadisenin münferit olduğunu değerlendiriyoruz. Yani hem Göztepe kulübünü temsilen başkanlık yapmış, şu anda da yönetimde bulunan Sayın Sepil, hem de Altay Spor Kulübü Başkanımız kendi arasındaki diyalog itibariyle, maç öncesinde ve maç sonrasındaki ilişkileri itibariyle ve taraftarın çoğunluğu itibariyle, taraftarın kahir ekseri itibariyle bu olayın tasvip edilmediğini hepimizin bilmesini isterim. Yani bu hiç kimsenin tasvip etmediği, hiçbir taraftarın da kabul etmeyeceği, sportmenliğe ve centilmenliğe asla yakışmayan ve İzmir'in geldiği, İzmir'in Türkiye'de ve dünyada olan olumlu imajıyla da uygun olmayan, mütenasip olmayan ve Türk sporuna da yakışmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bundan dolayı üzüntülerimizi ifade etmek isterim. Bu hadiseyi gerçekleştiren her iki olaya da karışmış olan kişiler emniyetimizce gözetim altına alındı. Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Hastanelerdeki durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse Altay'ın kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok. Sabaha kadar tedbiren müşahede altında tutulacak. Diğer Göztepe taraftarı olan işaret bir şeyle yaralandığını değerlendiğimiz vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Bir yaralanma söz konusu olduğu için estetik bir takım dikişler atılması gereken durumlar var. Yüzünde yaralanma olduğu için bir takım sıkıntılar var. Tedavi süreci devam ediyor. Her iki hastamızla ilgili de, her iki taraftarla ilgili de, her iki yaralımızla ilgili de en üst düzeyde alınması gereken sağlık tedbirleri alınmış durumda. Her iki hastanenin başhekimi de bizzat olayı takip ediyor. Biz de şimdi burada sayın başkanlarla birlikte yaptığımız açıklamayı müteakiben beraberce gene her iki hastayı da yerinde ziyaret edeceğiz ve sağlık durumlarıyla ilgili direkt birebir başhekimlerden ve tedavi yürüten hekimlerden bilgi alacağız. Durum bu merkezde arkadaşlar. Sayın Valim, 13 kişinin gözetim altında olduğunu söylediniz. Bu kişilerin arasında işaret fişeği olduğu değerlendirilen maddeyi atan şahıs da var mı? Var. Yani işaret fişeğini atan şahıs da, etrafındaki olan kişiler de gözetim altında şu anda. Ve şunu size temin ederim. Yani şunu her iki başkanın ve tüm İzmirlilerin huzurunda temin ederim. Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar almaları gereken, Türk hukuk sistemi içindeki almalı gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmaları sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek. Sayın Valim, işaret fişeği olduğu değerlendiriliyor dediniz. İçeriye nasıl sokulacak?
güvenlik zafiyetinin var. Bu konularda çok konuşuluyor. İçeri nasıl sokulduğuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ama arkadaşlarımız bu maçın kritik bir maç olduğunu günler öncesinden değerlendiriyorlardı zaten ve biz bu tarz bir hadisenin olmaması için emniyetimiz bütün gücüyle alması gereken tüm tedbirleri en üst düzeyde almış idi. Daha çok dışarıda bir hadise olması muhtemel olduğu için oralarda da gereken tedbirler alınmıştı. Ama bu nasıl bir şeydir? İşte onlara da bakılacak. Yani içeriye sokulmuş olan şey nedir? Nasıl sokulmuştur? O da değerlendirilecek. Eğer bir güvenlik zaafı varsa, bir sıkıntı varsa o konuyla ilgili de gereken yapılacaktır yani. Efendim Sayın Valim, yaralanan taraflarla ilgili farklı iddialar var. Hayati tehlikesi bulunuyor mu acaba? Yani takibat altında her ikisi de. Şunu kaleciyle ilgili, Altay kalecisiyle ilgili rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir hayat tehlikesi yok. Sadece tedbiren müşahede altında tutuluyor. Diğer hastamızın tedavi süreci devam ediyor. Yani yüzde yaralanma mevcut. Bazı yüzde fasyal kırıklar mevcut. Dolayısıyla bunlar ilk intibalar itibariyle hayati tehlike oluşturmadığı yönünde. Ama bununla ilgili diğeriyle olduğu kadar net söyleyemiyoruz şu anda. Yani tedavi süreci devam ettiği için söyleyemiyoruz. Biz ziyaretimize müteakip daha net belki bir şey, durum ortaya çıkabilir. Bunların hepsi yalan, yanlış. Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar etmeyin arkadaşlar. Yani bu saha içindeki olan dışında, saha dışında herhangi bir hadise vukua gelmedi. Yani arkadaşlarımız zaten dediğim gibi saha içinde ve saha dışında gereken bütün tedbirleri almışlardı. Ama böyle bir münferit hadise meydana geldi. Biz bunun tekraren söylüyorum, Göztepe ve Altay taraftarlarının hiçbirinin tasvip etmediği münferit hadiseler olduğunu değerlendiriyoruz. Bunu yapanları da hem biz, hem her iki kulüp başkanımız, hem de bütün taraftarların bu işi yapanları lanetlediğinden de eminim yani.